Ayşenur'un yaptığı kombini gördükten sonra yapmazdım denildi. Şimdi ben sana bakıyorum. Dün bu kombine benzer bir kombini Gülşah yaptı. Ben Gülşah'ın öyle bir kombin yaptığını görsem, hani bunu giydim, belindeki o kemeri çıkartır atar, elimdeki ceketi de elime almazdım. Ya senin eline aldıklarında bir problem var anlamadım, ya da sen tarz kaybı mı yaşadın? Şunu söyleyeyim, biz buraya kombinleri hazır bir şekilde geldiğimizi daha önce söyledik. Hani Ama kemeri takmanı, getiriyorum. kombini öyle göstermiyoruz ki, bir yere fotoğraf koymuyoruz bunu giyeceğim Tamam mı? diye. Ben bu şekilde hazırladım, bu şekilde çıkarım. Daha önceki arkadaşım ne yapmış? Beni bağlamaz. He, şöyle bağlar, çok kötü bir eleştiri alır. Ben de ona göre düzeltirim. Daha önce Ayşenur'la aynı şeyi giymiştik. Biz çok kez pişti olduk. Ben mesela küpemi unutmuştum. Ayşenur takmıştı bana, iyi ki takmamışsın demişlerdi. Daha önce benden önce çıkan arkadaşıma "Aa, sen bunu yapma" dedilerse ben onu değiştirirdim. Ama ben bu kombinimi bu şekilde hazırladım. Bu Elindeki şekilde ceketin de içi siyah mı? çıktım. Evet, siyah. Yani Tuğçe, ben anlamıyorum. Eline aldıklarında kesinlikle bir sıkıntı var. Yani Ben ama boş çıkmak hani böyle de istemiyorum. bakınca şimdi o bebe mavisiyle gidip oradan bir anda beyazı patlatmak neden? Hani Ekose'yle bari maviyi tek başına bıraksaydın da Tek daha başına sade bir bırakmak şey istemedim. olsaydın. Elime bir şey Ne almak bileyim, istedim elindeki o çünkü kıvırıkları yapmasaydın. Çünkü sen altını klasik yapıyorsun. Tam stilettoyu giydin ama şimdi o kollarını o düğmeledin ya. Orada zaten iş spora kaçtı. Spor çıkarken de ceketimi giyerim, çıkarım giderim. Ya boş gelmek istemiyorum ben buraya. Hani tek parça tek parça diyoruz. Ben de bunu riske edindim demek ki. Geldim ki dün kötü bir şey yapmışken bu şekilde hazırlamıştım. Bu şekilde de Yani geldim. şu anki fikrim bana göre iyi bir şey yapmadı. Hatta Gülşah'ın kombinini görünce hiç iyi bir şey yapmamış oluyorsun. Yapacak bir şeyim yok. Kombinimi hazırlayıp gelmiştim Yani bir çünkü. şey söyleyeyim, bu özgüven de fazla. Ne yapabilirim Ayşegül? Koşarak buradan ışınlanayım, eve gideyim, başka kombin alıp mı geleyim? Bunu getirmiştim. Benden önce giydi. Hatta düşündüm, onu bir Ben giysem aynı şeyi demiştim. giydin diye takılmıyorum. O bana göre de saçma bir eleştiri. Hani ne bileyim, o daha sade, daha güzel bir kombin Ben bunu yapmıştı. getirmiştim. Yani ama bu senin Ayşegül'cüm, şöyle... şimdi bilmiyor insanlar bizim buraya sabahtan geldiğimizi. İki tane veya Başka bir üç yere tane. çekmeye Aynı çalışıyorsun. şeyi Ha, konuşuyorum. aynı şeyi Bu vardı konuşmuyorum. yanımda. Ben demeye çalışıyorum ki Gülşah'ın yaptığı kombin sade bir kombinken sen araya beyaz falan karıştırıyorsun ya, bari ondan kopya Ben çekseydin de böyle, çünkü ben böyle, karıştırmasaydın. benim tarzım bu. Yani ben sana aynı şeyi giydin demiyorum, sen Benim başka yere tarzım çekiyorsun. bu. Benim tarzım bu olduğu Ya için ortada benim karışık bir tarzım tarz var Tuğçe. Şu an öyle, kabul ama edelim. benim Geçmişe öyle. göre de Benim hani kalem tarzım bu. elbiseydin. Arkadaşım bu. Şu anda da değişen bir şey Bu yok. Çok güçlü bir arkadaşım bu. tarz da yok. Bu Ayşegül. Yok. Bu. Yok. Bu. Aa. Bu. Yeni bir şey çıkacak şu an. Bu. Fark ettim. Ezgi. Yani Tuğçe, geçen hafta sen hiç kombin yapmamıştın. Hep takım veya tek parça giymiştin. Bu hafta kombin yapmaya başladın. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ama gerçekten olmamış yani. Nasıl Gerçekten. olmamış sence? Nesi biliyor musun? Bak şimdi, stiletto giymişsin. Üstündeki pantolonun paçaları bildiğin bol. Üstündeki Değil. gömlek Tam yoksa girmez. Bol Buna bol. içeriden fermuar da yapılmaz. Bol. Bol Girmez. duruyor. O Bu zaman stiletto bu kıvrık olduğu için sana bol Tamam. geliyor. Evet, dubleyi kesip Tamam, yukarıdan biraz başka, daha tamam. rahatlayabilirsin. Üstündeki gömlek, yani ben en son okula giderken bu gömleği, bu kumaştan gömlek giyiyordum. Yani bir Yani bir jeanle giysen tamam. şirkette çalışan, bir gıda sektöründe çalışan insan böyle giyinmez Ya diyorsun. ben gıda sektöründe çalışıyordum, Benim bir annem de gıda şirkette sektöründe çalıştı. Tam çalışıyordum. 15 yıl çalıştı. Yani bak, birçok Hani insan biliyorum. giyinebilir 15 ama yıl çalıştı ama annem. annenin moda Aa, yarışmasına katılmadı gerçekten. Şimdi Şimdi Tuğçe'cim, birçok insan giyinebilir böyle. Ama sen hep diyorsun ya, burası işte benim stilim all star. o. Yani burada olan bir insanın böyle gelmemesi Ben o gerekiyor. kadar da kötü olmam. Tamam, birazdan öğrenirim ben de. O kadar kötüysen. Ben de her zaman aynı giymek istemiyorum. Yoksa ben de biliyorum, kalem eteklerin, elbiselerin, sadece kalemler değil, düz elbiselerin, açık elbiselerin bana da yakıştığını, minilerden Zaten bahsetmiyorum. Çok ondan mini giymem. Hani kurtarıyorsun ne yapayım? Onlar Tuğçe. yakışıyor bana. Fiziğinin Senle bacağını üstünlüğü kesen diye. şeyler giyemediğine göre bana da onlar yakışıyor. Çünkü Tamam, ben onlarla zayıf bir insanın yapılı bir tarzı olmuyor. insanım. Kusura bakma. Çünkü ben Kalem zayıf eteği bir yapılı bir 80 herkese insanım. giydir. Bir 75'in üstü herkese giydir, yakışır. Demek ki sen kombin yapamıyorsun. Ben Kalem etek birçok herkese kombin yakışır, yaptım. kalem elbise Ben fiziği geçen düzgün bu olan. sezon ne oldu kendime bilemem. Bunu hep birlikte görürüz. Bu hafta giderim, gitmem, ne olur ben bilemem. Ama geçen sezona baktığımızda Geçen diyemezsiniz ki sezon da her çok hafta kötüydü. sadece bir tane yıldızsız
eksiksiz bitirmişim. Hepsi de tek parça değildi. Tek parça olsaydı bu defalarca kez konuşulabilirdi. Biz burada aldığımız bütçelerden bahsedebiliyor muyuz? Demek ki denemişim. Canım buradaki bütçelerden konuşamayız çünkü herkesin geliri, maddi durumu yani çok farklı. Sen ev bakmıyorsun, mutfak masrafın ya onlara girer. Demagojiye girer işte. Allah Allah. Yani yoksa hepimiz aynı bütçeyi alıyoruz ama hepimizin farklı giderleri var. Ben çok pahalı bir şey hiçbir zaman alamıyorum. Ne? Almam, alamam da. Çiğdem. Tuğçe sen aslında toparlandığında çok daha sağlam, daha güzel duruş sergiliyorsun. Kıyafetine de yansıyor. Ne demiştim dün? Moralimiz güzelse daha güzel giyiniyoruz. Ruh halimizi kıyafetimize yansıtıyoruz diye. Sanırım senin iki gündür biraz moralin bozuk ve bunu kıyafetine yansıtıyorsun. Aslında sen daha güzel giyiniyorsun. Vücudunun zaten bir avantajı var. Bunu çok da güzel kullanıyorsun. Ama bugün ben de gerçekten çok fazla beğenemedim. O beyaz oradan çok fazla göze çarpıyor. Gömleğin çok bol ve spor bir gömlek. Belki ceketini giydiğinde daha farklı durabilir ama onu da ben üzerinde görmediğim için değerlendiremiyorum. Renklerin çok güzel. Maviyi çok seviyorum. Biraz daha toparlansan daha güzel şeyler çıkar senden. Taktım olursa inşallah. Hazır mısın Tuğçe'ciğim? Geçebilirsin. Tuğçe Ergiş'i pantolon 60 TL, gömlek 38 TL, ayakkabı 69 TL, kemer 12 TL, çanta 35 TL, yelek 35 TL, takı 12 TL. Tuğçe ben bir kere söyledim, eskisi söyledim. Ben seni ağlamaya görmek hiç istemezdim. İstemiyorum, görmek istemiyorum. Ve lütfen biliyorum hassassın ama kendine gel. Kendine özgüven, otur. Bir şey birisi söylese bile çok fazla içinde alma. Güçlü olmaya çalış. Zaten hakikaten kıyafetine yansıyor. Bu hafta moralim biraz bozuk oldu. Rozet taşıyorsun. Evet. Kendin böyle bir özgüven biraz oynuyor. Özgüven yok gibi. Yürüdüğün zaman yok, evet. Başka bir turlu yürüyorsun. Ben sana dedim yani belki en şık değilsin ama en iyi taşıyan kıyafet yarışmacı olarak sensin. Evet üzerindeki pantolon da güzel. Gömlek de güzel ama birbirinde olmadı, uymadı. Kemerinde fazla beyaz, fazla leke olarak duruyor. Saatte de öyle. Üzerindeki ceketin aldın. Onu bilmiyorum ama beyaz siyah uyum değil yani. Bu kombinde olmaz böyle bir ceket. Keşke almasaydı hiç elinde. Fiyatları çok uygun. İnanılmaz uygun yani. Gömlek 38, kemer 12, çanta 35. Hepsini yeni aldım. Vesaire. Evet daha iyi olabilir. Biliyorum. Lütfen ağlama. Ya ben de inanın sizi hani üzmek istemem. Böyle bir şeyi de tekrar olmak istemem. Ama yani hassas noktamda öyle oldu. Bir daha olmaz yani. Birinci haftanın ikinci haftanın ortasına geldik. Hani normal daha kırılıp burada ağlamam gerekirdi ama ben gerçekten biraz daha hayata karşı da özel hayatına hiç açıklamayın burada bence. En iyisi bu. Yok, artık hani sinirim bozuldu o yüzden. Çünkü yarışmadasınız. Tabii. Bazen kullanıyorlar. Aynen öyle. Ben de üzülüyorum. En çok bundan ben üzülüyorum zaten. Birbirine tartışıyorsunuz ve özel hayatına hiç yeri değil burada. Evet. Ben bugün sana 5 veriyorum. Teşekkür ederim. Ne kadar çok parça var üstünde. Oku oku bitmedi. Üst üste yapmışım galiba. Bugün de. O ceket mi yelek mi ne o? Bu ceket. Yani ben her zaman böyle çok klasik olmadığım için spor hem spor hem klasik işte. Kötüyse de görün. Yani şimdi böyle bir klasik styling yapacaksan hani çok da klasik olmayayım da başka bir ceket giyeyim yapmamalısın. Üstüne yine klasik bir ceket giymelisin. Yani ay çok sıcak çıkardım. Önemli değil kalsın. Sıcaklık. Pantolon güzel yakışmış sana. Evet yani geçen yıl çok kötü bir ekoset takımından sonra. O kötüydü böyle pançolu mançolu bir şey. Bunda pek farkı olmadı. Yani gömleğin daha dar olmalıydı. Ne bileyim yakası daha belki kapatsan daha stil durur. Yani böyle çok dağınık, özensiz duruyor Tuğçe. Sanki artık gün bitmiş
toplantılardan mahvolmuşsun iş yerinde. Biraz öyle olmuş. Ve kaçarak evine gitmek istiyormuşsun gibi. Öyle olacak bugün zaten. Koşa koşa. Hoş geldin Tuğçe. Hoş buldum Nurhan. Şimdi böyle bir pantolonun üstünde bir blazer, hani armalı bir ceket çok güzel olurdu ama bir böyle sıfır hafif düşük yaka, bir sımsıkı penye bir tişörtle basicle o zaman bu pantolon olurdu. Herhalde anladığım kadarıyla senin biraz kafan karışık. Evet. Bir şey var sende, sen böyle biri değilsin çünkü. Evet. Yani sen bir gün kötü olursun ama 3 gün iyi gelirdin. Böyle attıra 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 yürürdün. O kuyrukların böyle böyle giderdi at kuyruğun. Olabilir işte ruh hali. Ama olmasın. Tamam inşallah. Ben de 5 veriyorum. Teşekkür ederim. Tuğçe'cim seni yerine alabilirim. Gülşah Yılmaz podyumda.